Arkadaşa nasihat. Arkadaşımız günah ve kusurunda ısrar ediyorsa, halini düzeltecek şekilde güzel nasihatlerde bulunmalıdır. Eğer arkadaşımız ilim sahibi ise, hatasını teşhir etmememiz lazımdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, alimin yanılmasından dolayı onunla münasebeti kesmeyin, düzelmesini bekleyin. Hazreti Ömer'in Şam'da bir arkadaşı vardı. Gelenlerden sordu. Şeytana arkadaş oldu, günah işliyor dediler birisine, giderken bana uğra dedi. Hazreti Ömer, dönüşte o kimseye bir mektup verdi. Mektupta, Mü'min suresinin ilk üç ayeti kerimesini yazıp, lüzumlu nasihatlerde bulundu. Ayet-i kerimede mealen, Teala'nın her şeyi bildiği, günah işleyenler tövbe ederse, tövbesini kabul edeceğini ve azabının şiddetli olduğu bildiriliyordu. Şam'daki arkadaşı mektubu okuyunca ağladı. Allahü Teala kelamında doğrudur. Ömer de bana nasihat etti diyerek tövbe edip günahlarından vazgeçti. İki arkadaştan biri bozulduğu için artık arkadaşından vazgeç çünkü o sapıtmıştır dediler. Arkadaşıysa arkadaşım asıl şimdi bana muhtaçtır. Böyle bir zamanda onu terk etmek arkadaşlığa yakışmaz. Onun düzelmesi için çalışacağım. Allahü Teala'ya ıslahı için dua edeceğim dedi. Arkadaşın sürçme ve hatalarından dolayı onu terk etmemelidir nasihatimiz sayesinde tevbekar olup eski haline dönebilir. Eğer ondan yüz çevirirsek, günahla, felaketle onu baş başa bırakmış oluruz. Arkadaşa karşı vefa demek, ihtiyacı halinde ona yardım demektir. Arkadaşın dindeki ihtiyacı, maldaki ihtiyacından daha çoktur. Onunla beraber bulununca, günah işlemeye utanabilir. Arkadaşlık, yakın akrabalık gibidir. Oğlumuz, kardeşimiz bir günah işlerse, onu tamamen terk etmeyiz. Arkadaşı da hatasından dolayı tamamen terk etmek uygun olmaz. Kötü bir insanla arkadaşlık yapmak doğru değildir. Fakat arkadaşımız kötü olursa onu terk etmek de doğru değildir. Arkadaşımızın kusurlarını yüzüne vurmak aramızın açılmasına sebep olur. Şeytanın da istediği budur. Onun için şeytanın istediğini yapmamalı, arkadaşımızın kusurunu gizlemeliyiz. Arkadaşımızın bize karşı hatalarına gelince bunu affetmemiz lazımdır. Hatta hatasını tevil edip mazur görmeye çalışmalıyız. Arkadaşımızın bize karşı olan bir kusuru için yetmiş mazeret aramalıdır. Şayet yine tatmin olamazsak kabahati kendimizde bulmalıyız. Kendi kendimize sen ne katı yürekli insansın, arkadaşın sana yetmiş mazeret buldu, sen hala kusur arıyorsun demelidir. Eğer gerçekten arkadaşımız özür dilemişse hemen affetmelidir. Çünkü İmam-ı Şafii Hazretleri gönlü alınmaya çalışıldığı halde rıza göstermeyen şeytandır buyurmuştur. Hadis-i şerifte ise arkadaşın mazeretini kabul etmemenin büyük günah olduğu bildirilmektedir. Yine hadis-i şerifte mümin tez kızar, tez barışır buyuruldu. Hiç kızmaz buyurulmadı. Allahü Teala da Ali İmran suresinde hiddetini yenenleri övmektedir. İyi adamın kötü sözlerini bağışlamalı, kötü adamın kötü sözlerine hiç ehemmiyet vermeden oradan uzaklaşmalıdır. Sevgide ve düşmanlıkta ileri gitmemelidir. Sevgide ileri gidip çeşitli sırlarımızı verirsek ileride aramız açılabilir. Aramız açık olan kimseye de kinde ileri gitmemelidir. Belki bir gün dost olur da söylediklerimizden, yaptıklarımızdan utanırız. Daima aşırılıklardan uzak olmak lazımdır. Arkadaşımızı her türlü saldırıdan korumamız vaciptir. Gıyabımızda arkadaşımızın bizi nasıl anmasını istersek biz de onu gıyabında öyle anmalıyız. Aleyhinde konuşulan arkadaşımızın perde arkasında bizi dinlemekte olduğunu veya konuştuğumuz yere biri teyp sakladığını fakat bunu bizim bilmediğimizi kabul edersek arkadaşımız hakkında nasıl konuşmamız lazım olduğu daha iyi anlaşılır. Arkadaşımızı kendi yerimize koyarak, kendimiz hakkında ne söylenmesini istiyorsak, onun hakkında da öyle konuşmalıyız. Bunlar yalnız arkadaş için değil, bütün Müslümanlar için böyledir. Kendisi için uygun gördüğünü, din kardeşi için de uygun görmektir. Arkadaşa karşı, ihlaslı ve içi dışına uymalıdır. Arkadaşlık hakkı mühimdir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, komşunla güzel komşuluk etki, Müslüman olasın arkadaşınla güzel arkadaşlık et ki mümin olasın